Sayın konuklarımız, sevgili izleyiciler, Merlin Enerji sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan kapalı alan üretim ve depo lojistiğinde elektrikli makinelerin geleceği ve lityum iyon akü kullanım trendleri konulu panelimize hepiniz hoş geldiniz. Paneli yönetmek üzere Merlin Enerji Sistemleri Genel Müdürü Sayın Cihan Ünlü'yü davet ediyorum. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz karanlık görünüyorsunuz ama ışıktan olabilir mi arkanızdaki acaba? Olabilir. Şöyle nasıl? Yine yani yüzünüz seçilmiyor. Şimdi nasıl? Aynı maalesef. Nasıl yapalım? Tamam. Şimdi daha iyi. Şimdi Evet, oldu ya. şimdi iyi. Tamam, çok iyi. Tamam. Ben o zaman size bırakıyorum sözü. Konuklarınızı davet edebilirsiniz. Teşekkürler, kolay gelsin. Evet, teşekkür ederim. Bugün 2020'nin zor bir yıl olmasının son günlerindeyiz. İnşallah bu fırtınalı günler geçerken biz de bu zirve esnasında gelecekte sektörümüze nasıl katkı sağlayabiliriz, ülkemize nasıl faydalı bilgilerle destek olabiliriz diye bir panel düzenledik. Bu amaçla Fronyus Türkiye Genel Müdürü Nusret Bilen ve Kastamonu Entegre Enerji Yöneticisi Burak Gökten Bey'i davet ediyorum. Merhabalar. Merhabalar Nusret Bey, nasılsınız? Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Merhaba Merhaba Cem Burak Bey. Bey, nasılsınız? Merhaba, sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum davetimizi kabul ettiğiniz için. Açıkçası bir 40 dakika süremiz var ama genel konu başlıklarının dışına çıkabiliriz. Burada ben açıkçası şöyle başlamak istiyorum. Elektrikli araçlar biliyorsunuz elektrikli otomotiv sektörü elektrikliye doğru gitme trendinde dünyada ve bu 2030-2040 yıllarında buraya doğru bir gidiş var. Ama bizim depo içi lojistiğinde forklift cihazlarımız zaten bu dönüşümü dünyada ve Türkiye'de son 5-10 yılda neredeyse tamamladı. Burak Bey firmalarında bu dönüşüme başladılar. Ciddi tasarruf imkanları sağlıyor. Burada tabii tam zirvenin ismine uygun olarak lojistik ve enerji bir arada aslında kapalı alanda da olsun. Çünkü elektrikli araçların bir mesafe problemi var ama kapalı alan lojistiği bu bir şekilde yedek akü veya yeni gelen lityum teknolojileri çözülebiliyorlar. Siz Kastamonu Entegre olarak Burak Bey bu konuda yakın zamanlarda ciddi atılımlar yaptınız ve bundan faydalar elde ettiniz diye düşünüyorum. Bu konuda bizle bir görüş paylaşabilir misiniz? Öncelikle beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Böyle platformda hem şirketimizi hem de kendi tecrübelerimizi aktarmamızı şimdi de bir vesile olmuş oldunuz. Kastamonu Entegre bu sektörde özellikle büyük tonajlı makineler için lokomotif görevi yapıyor şu anda. İlk önünde 2015 yılında 8 tonluk makinelerin hepsini dizelden elektriğe değiştirecek bir radikal bir kararla, yani teknik ve finansal unsurlarını da göz önünde olarak radikal bir kararla Kastamonu Entegre bu dönüşümü aslında gerçekleştirdi. Evet. Bunu gerçekleştirmesinin tabii kendi içerisinde bağlı kırılımları var. Bunlar işte İSG, bakım ve yakıt maliyetleri olarak da gruplayabiliriz. Hem sektöründe hem de dünyada Kastamonu Entegre bu büyüklükte, yani bu kaldırma kapasiteli makinalarda bu işi uzun yıllardır yapan ve çok tecrübeli bir firma. Biz de bu bağlamda Kastamonu Entegre'de, benim de 8. yılım. Tabii otomotiv sektöründen bu tip makinelere akülü değişim süreci daha hızlı gelişti. Bunun sebebi tabii şu, kurşuna sıkıların daha eski teknoloji olması. Tabii 18. yüzyıldan bu yana Doğru. kullanılan bir kurşuna sıkı teknolojisi var. Elektrikli araçlarda bu çok mümkün değil ama bu kaldırma ekipmanları için çok uygun bir teknoloji oldu. Ve bunların maliyetlerin de, yani yeni lityum bataryalardan daha uygun olması, bu sektörün biraz daha hızlı olmasına
vesile oldu diyebilirim. Biz burada geçmemizin sebeplerinden biraz bahsetmek istiyorum. Yani Kastamonu Tekeli neden dizel forklifleri, elektrikli forklifleri çevirdi? Bunu ben üç ana başlıkta topluyorum. Her zaman da böyle söylüyorum. İş güvenliği, bakım ve yakıt olarak üç grupta bunları topluyorum. Şimdi iş güvenliği Kastamonu Tekeli kültüründe de önemli yer kaplayan bir konu. Bu dizel makineler kapalı alanda çalıştığı zaman hem çalışanların hem de ortamın yani sağlığını bozan bir yapıda olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. İnsanların meslek hastalığına kapıldığını biliyoruz. Hem gürültüden hem egzoz dumanından. İkinci bir konu ise bakım. Dizel makineleri çok uzun yıllar kullanma ihtimalimiz olmuyor. Belli periyotlarda bunları değiştirebiliyorduk. Elektrikli makinelerde bu durum çok farklı. Yani herkesin de takip ettiği işte Tesla gibi bir markanın Tesla bugün motorunu serviste müşteriye sormadan garantide çok hızlı bir şekilde değiştirebiliyor. Bu elektrik makinelerde bu aynı şekilde böyle. Bizdeki buradaki motorlar biraz daha farklı olabilir ama bakım konusunda gerçekten elektrikli makineler bize çok büyük bir esneklik sağlıyor. Hem maliyetleri hem çabuk olması hem de pratik yapılabilmesi bizim iş yükümüzü alıyor ve sürekliliğini sağlıyor. Çünkü Kastamonu Tekeli de forkliftler çok önemli bir yer. Hem üretimde hem sevkiyatta hem işletme şartlarında sürekli kullanılan prosesin aslında bir parçası bu makinelerin hepsi. Ve en sonunda da yakıt tabii ki herkesi indiren bu yakıtın belli bir noktaya kadar gelmesini sağlıyor. Yani şunu burada çok spesifik değerler verebilirim. Yani herkesi de bilgilendirme açısından. Çok iyi yani, yani biz bu makinelerin saatlik yakıt maliyetini 50 liradan 15 liraya indirdik diye net bir rakam söyleyebilirim size. Yaklaşık 3'te 1'ine kadar rahatça düşürdük diyebilirsiniz. Evet, şimdi bu 15 liranın içerisinde ne var diye soracaksınız. Tabii akü yatırımının saatlik makinenin yedirilmiş bir maliyeti var. Bakım maliyetleri var ve elektrik kullanım maliyeti var. Yani aslında şöyle de çok da iyi bir değer de verebilirim. Bu tonajdaki makineler saatte 8 ile tüketirken elektrikli makinede 8 kilowatt saat tüketiyor. Aslında evet. Birimleri değişik ama rakam olarak aslında aynı değeri tükettiğini buradan söyleyebilirim. Herkesin 8 litreden 8 kilowatta mı düştü yani? Evet, yani 8 kilowatt saate düştü diyelim. Kilowatt saate düştü. Tabii mazot 6,5 lira, elektriğin 50 kuruş olduğunu düşünürsek burada arada bir uçurum var. Evet, yani bu aslında yatırımın toplam geri dönüş süresini çok iyi değerlere getirdiğini düşünüyorum. Tam rakamı tabii ki bilemiyorum ama birkaç yıl mertebesinde olduğunu diye düşünüyoruz biz de açıkçası. Biz burada ben şeyi sormak istiyorum Nusret Bey'e geçmeden önce. Bu tasarrufu sağladıktan sonra hala başka tasarruflar aramaya devam ediyorsunuz. Biz bundan da nasıl tasarruf ederiz noktasında projeleriniz var. Biz de destek olmaya çalışıyoruz. Burada elektrik tasarrufunu daha da artırabilir miyiz? Ya da İSG risklerini daha da azaltabilir miyiz şeklinde? Bu akü değişimi de bir takım İSG riskleri olabiliyor. Her ne kadar çok iyi yönetseniz de. Bu lityum iyon aküye geçildiğinde eğer yatırım maliyeti kurtarma söz konusu olduğunda ne tip kazanımlarınız olabilir? Yani şöyle bir şey söyleyebilirim Cem Bey. Normalde bizim elektrikten tasarrufsuz kurşuna sistemlikime geçtiği zaman şarj zamanındaki enerji kayıpları oluyor birincisi. Yani sizin de bildiğiniz gibi akülü şarj olurken ki reaksiyon eksotermik bir reaksiyon olduğu için her şarj başına 4 kilowatt saat gibi bizim bir kaybımız oluyor. Doğru. Isınma yani nedeniyle. Isınma nedeniyle böyle bir kaybımız oluyor. Burada işte şarj cihazının burada çok önemli, seçilmesi çok önemli. Yani dirence bağlı bir şarj mı yapacak, gerilim akıma bağlı bir şarj mı yapacak? Bunu çok iyi seçmeniz gerekiyor. Buradan şimdi lityuma geçtiğimiz zaman tabii ne olacak? Biraz daha büyük bir akü seçmemiz gerekecek. Akü istasyonlarındaki bu keşmekeşi ortadan kaldırmış olacağız. Böyle bir güzelliği olacak. Yani biraz daha esnek bir yapı sağlıyor. Elektrik tasarrufu da dediğim gibi o 4 kWh bize her türlü kalmış oluyor.
biz bir yedek akıya almamış oluyoruz. Mevcut kurşunlu sütler gibi devasa alanlara ihtiyacımız olmuyor. Devasa soğutma ünitelerine ihtiyacımız olmuyor. İşte aylık sürekli bir bakım keşmekeşin içinden çıkıyoruz. Yani şimdi biz çok büyük hacimlerde akülerle uğraştığımız için Kastamonu Tekirdağ'ın global olarak 300'ün üzerinde 1240 volt amper saat 80 voltluk aküsü var. Yani bu akülerin her biri 100 kilowatt saat civarı. Yani 80 kilowatt saat kullanılabilir kapasitesi var ve tanesi 3 ton ağırlığında olan büyük devasa hacimli aküler bunlar. Bu aküleri bir yerde depolamak, bunlarla yani bir yerde konumlandırmak, bunların kendi içerisindeki operasyonlarını düzenlemek, bakımlarını yapmak, operatörlere bunların nasıl kullanacağını anlatmak gerçekten ayrı bir işletme şartı gerektiriyor. Kesinlikle. Siz aslında lityuma geçtiğimiz zaman bunların hepsinden kurtulacağız. Bununla ilgili bazı çalışmalarımız var. Bundan siz de haberdarsınız. Evet. Rus fabrikaya aldığımız 1000 amper saatlik bir akümüz var. Gebze fabrikamızda 1400 amper saatlik bir akü denedik. Burada bizi tek etkileyen bir kısıt var. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Şarj cihazının şarj kapasitesi. Önümüzdeki 3 yıl içinde eğer bu şarj cihazlarında bir kapasite artımı olmazsa 640 amper saat 80 volt, yani biraz daha genellemek istersem 40 kilowatt saatin altındaki bütün akülerde lityum aküye geçilmeli. Evet. Yani geçilmesi gerektiğini net bir şekilde söyleyelim. Üstü de tamamen şarj cihazının kapasitesi ve fiyat fayda olarak akümün nereye geleceğine bakılması gerekir. Onu de tam bu noktada o zaman Nusret Bey'e sözü aktaralım. Nusret Bey, siz Frohnis Türkiye ve Frohnis Global'de şarj cihazları dışında solar ve kaynak teknolojileri konusunda lider bir firmasınız. Bu konuda siz nasıl bir paylaşım yaparsınız bizimle? Öncelikle sizlere ve dinleyenlere iyi günler, daha doğrusu sağlıklı günler diliyorum. Burak Bey çok güzel özetledi konuyu esasında. Bize çok fazla söyleyecek bir şey bırakmadı. Çünkü inanın bilinçli son kullanıcı, enerji maliyetlerini hesap edebilen, iş güvenliği risklerini göz ardı etmeyen firmalar son zamanlarda ürünlerimize oldukça fazla rağbet göstermekteler. Ben aslında elektrik mühendisi olmam sebebiyle de bu akü ve şarj cihazları konusunda bir özel ilgi de duyuyorum. Sadece çalıştığım için değil. Cihan Bey söylediğiniz gibi firmamız bizim başta akü şarj cihazları olmak üzere ki şirketimiz 1945'te ilk akü şarj cihazını üreterek faaliyetlerine başlamıştır. Bu sene de 75. yılımızı biz kutladık. Dolayısıyla akülerin şarjı, aküler ve şarjları konusunda 75 yıllık bir deneyime sahip bir firmanın temsilcisiyim. Bunun yanı sıra dediğiniz gibi kaynak makineleri ve solar enerji konusunda da faaliyet gösteriyoruz. Ve işimiz enerjiyi dönüştürmek bizim. Yani bir ürünü üreticisi olarak kendimizi tanımlamıyoruz. Enerjiyi dönüştüren, enerji verimliliğini müşterilerine çözüm olarak sunan bir firma konumundayız. Ve tüm dünyada enerjinin, üretimin olduğu her ülkede dünya üzerinde Frohnis var. Yine Burak Bey'in söylediği gibi yani 18. yüzyıla kadar giden bir kurşun asit akü hegemonyası diyelim buna var. Yanlış hatırlamıyorsam 1859'da falan ilk kurşun asit akünün icadı Fransız bir bilim adamı tarafından. Bunun ticarileşmesi falan da işte son 100 yıla denk geliyor. Dolayısıyla asırlık bir kurşun asit hegemonyası artık yavaş yavaş sallanmaya başladı. Arkadan lityum iyon artık yavaş yavaş geliyor ve bu gidişatına da hızlanacak. Yaptığımız araştırmalar, piyasadan topladığımız bilgiler şu an kurşun asit akülerin dünya genelinde %91 oranında pazar payına sahip olduğunu gösteriyor. Lityum ve türevleri cinsinden aküler ise yaklaşık %5'ler civarı. Önümüzdeki 5 sene içerisinde firmamızın öngörüsü %91'lik kurşun asit akülerin %65-66'lar civarına düşeceği, lityum iyon akülerin ise %5'lerden yaklaşık %30'lar civarına çıkacağı gibi bir öngörümüz var.
Dolayısıyla şirket olarak üretim ve yeni ürünler olarak kendimizi biz buna göre adapte ettik. Ve buraya yönelik çözümler üretmiş durumdayız. Dolayısıyla bir geçiş dönemi şu an söz konusu. Dolayısıyla akü şarjcılarının bu geçiş döneminde hem mevcut kurşun asit akülere hitap etmeleri hem de yeni çıkarttıkları ürünlerin geleceğin ürünü olan lityum iyonlara yönelik de çözümler sunabilmeli. İşte bu doğrultuda Burak Beyler'in de kullandığı bizim yeni serimiz Selectiva 4.0 serimiz tam adından da anlaşılacağı üzere 4.0 endüstri 4.0'a uygun, işte iletişime açık, izlenebilirliğin sağlanabildiği oldukça fazla sayıda teknik özelliğiyle ön plana çıkan ürünler durumunda. Tabii burada akülere de nasıl biz endüstri 4.0 diyorsak aküler de artık 2.0 mı olur, 3.0 mı olur, 4.0 mı, böyle bir adlandırma da yapılabilir. Yani yeni seri, yeni jenerasyon aküler ki bunlar lityum iyon olarak nitelendiriliyor. Onlarda da bir değişim süreci şu anda yaşanmakta. İsterseniz ben burada biraz ara vereyim, daha sonra devam edeyim. Burada şöyle bir ekleme yapayım ben de. Dediğiniz gibi gerçekten de biz dönem olarak sadece ülkemiz değil tüm dünyada finansal kaynakların, yatırımın kıt olduğu, dikkatli yapılması gerektiği zaten hepimizin firmalarında yaşadığı durum. Bu noktada biz uzun vadeli yatırımlar yaparken gerçekten yatırımın geri dönüş süresini çok dikkatli planlamakla yükümlüyüz. Hepimiz bunu da elimizden geldiğince yapıyoruz. Burada doğru çözümleri doğru zamanda sunabilmek ve bu geçiş dönemini iyi yönetebilmek konusunda biz açıkçası Nusret Bey'in söylediği gibi eğer böyle bir geçiş olacaksa bu ürünleri biz şu anda yaptığımız yatırımları 5 yıl 10 yıl kullanabiliyor olmamız lazım ki artık bu süreleri daha da uzatmamız gerekecek tüm ekonomik şartlar gereği. Burada geçiş dönemi de birkaç yıl sonra bu hızlanacaksa ikisine birden hazır olmak. Bu Selectiva 4.0 dediğiniz üründe tam da buna yanıt veriyor aslında. Yani kurşun asitle şarj ettiğiniz eski şarj cihazınız eğer ömrü 10, 15, 20 yılsa ki Fronius'un çoğu ürünü solar sektöründe 20 yıllara kadar kolayca çalışıyor. 10 yıla kadar beklenen ömürleri var minimum. 5 yıla kadar da garanti veriyoruz zaten üretici garantisi olarak. Burada eğer ileride lityuma geçilecekse bu yatırımı yapılmış var olan redresörleri de kullanabilmek çok kıymetli bir aslında avantaj. Fronius'un açıkçası bu ürünü ben bu açıdan çok beğeniyorum. İsmi de 4.0 olması açıkçası bu veriye hakim olma konusunda ve veriyi işleme konusunda çok büyük avantajlar sağlayacak. Tabii ki büyük filolar ve büyük adetler için. Burada Burak Beylerin aslında kendilerinin yaptığı projeler var. Biz de Türkiye'de bir iki proje yaptık ama Burak Bey'inlerinki kendi başlarına tamamen bitirdikleri, sonlandıkları ve kullandıkları bir çözüm oldu. Bildiğim kadarıyla çok kısa bahseder misiniz Burak Bey? Bu veri toplama ve analiz edip karar verme konusunda. Özellikle şimdi bu aküler amacında söylüyorum. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Ya bu aküler konusunda günlerce konuşabiliriz ama yani şöyle net bir şey söyleyebilirim. Akünün bakımı aslında aküyü kullanmaya başladığınız anda başlıyor. Doğru. Yani biz aküyü ayda bir bakalım, bir haftada bir bakalım veya iki hafta bir bakalım diye bir periyoda koyduğunuz zaman bu artık sürdürülebilir ve insan inisiyatifine kalmış bir süreç oluyor. Şimdi bildiğimiz gibi bu kurşun asitlerin en büyük dezavantajlarından birisi ömür. Kısa ömür bekleniyor. Yani 1500 cycle, yani evet. Bir şarj, bir deşarj. Toplamda 1500 şarj deşarj yapabileceğiniz bir cihaz. Ve biz makinalarımızı akü ihtiyacını belirlerken bu cycle'ı göz önüne alarak belirliyoruz. Doğru. Bunlardan bir tanesi bir makinenin belli bir sürede tükettiği enerji miktarının enerji depolama ünitesiyle ne kadar birbirine denk geldiğini karşılaştırmasını yapmak. İkincisi biz bu aküyü ne kadar kullanacaksak bunun ömrü içerisinde maksimum kapasiteyle kullanmaya çalışmak. Şimdi bunların ikisini bir araya geldiğiniz zaman bunu artık bir ekipman haline geliyor.
hem bedel olarak hem de işletmeyi yönlendirmesi açısından. Bunu izlemeniz, mevcut sisteme adapte etmeniz, bunun hakkında belli triggerlar üretmeniz, dönemsel olarak da raporlamanız gerekiyor. Şimdi biz normalde vakıf firmalarının kendi verdikleri veya dünyada, Türkiye'de satılan birçok ürünü kendi işlerimizde denedik. Daha sonra biz bu ürünleri kendimiz yapmaya karar verdik. Hem akü odalarındaki takip sistemiyle bunları takip edip kendi veri depolama altyapımızda bunları adapte ettik. Yanlış akü çıkarılmasını, uygun süre kullanılmasını, operatör inisiyatifini bırakmadan hem ilgili birimlerin yöneticilerini hem de kullanıcılarını bu şekilde dinamik tutmaya başardık yani. Bunu şu anda kullanabiliyoruz. Evet. Bir yeni projemiz, üzerinde çalıştığımızda artık akülerin verilerini online olarak alabildiğimiz, makinenin üzerinde işte akım, gerilim, sıcaklık, sıvı seviyesi, vibrasyon gibi değerleri online olarak bizim veri depolama sistemimizde aktarabildiğimiz sistem bir üzerinde, prototip üzerinde çalıştık. Artık nihai kullanılabilir hale geldi. Bu ne açıdan önemli? Şöyle söyleyebilirim. Siz böyle bir sistemi kullandığınızda bir makinenin enerji çekiş trendinden hangi noktada az çalıştığını, hangi noktada çok çalıştığını veya bir makineye ne kadar zamanda bakım yapmanın doğru olduğunu çok kolay kestirebiliyorsunuz. Yani ekipman verimliliği artı operasyon verimliliğini ölçebiliyorsunuz enerji tüketiminden. Yani Kastamonu'ya göre global bir kuruluş olduğu için işleri yönetmesi daha kolay oluyor. Yani bakımlı işletme süreçleriydi. Ama şöyle bir ince ayrıntı var burada. Akü artık odadan çıkıp da kullanılmaya başlandığı zaman sizin kontrolünüzden çıkıyor. Artık doğru. Bu artık makinenin bir parçası oluyor. Doğru. Bunu izlemediğiniz zaman yani bütün problemlerin başlangıç kaynağının burası olduğunu söyleyebilirim. Biz de uzun yıllar bu akü işletmeciliği, akü kullanıcısı olduğumuz için böyle bir açık gördük burada. Bunu da yaptırdık. Kendi redensörlerimizden de bilgi alıyoruz, veri alıyoruz. Bunu kendi veri tabanımızı yazıyoruz. Sadece bu akülerle alakalı değil. Kastamonu Entegre yaklaşık 34 bin tane veriyi aynı anda çok kısa sürelerde kendi veri tabanı alıp analiz edip arıza analizi yapabilen, sadece aküyle alakalı değil, işletmesindeki herhangi bir ekipmanla alakalı olabilir. Bunu yapabilen bir firma. Belki ağaç firması olarak gözükebiliriz ama gerçekten teknolojiyi son noktasına kadar kullanıyoruz. Endüstri 4.0'ları biz artık konuşmuyoruz Kastamonu Entegre'de. Çünkü yemekhane turnikesinden kaç kişinin geçtiğinden bir işletmedeki en kritik ekipmanın verisine kadar alıp trendleyebilip, analiz edebilip, kendimize triggerlar ürettirebilip, dönemsel olarak raporlayabilir durumdayız. Akülerimizi de bunlara adapte ettik. Aslında veriyi, online veriyi karar alma mekanizmalarıyla çok yakın ilişkilendirdiğinizi söyleyebilirsiniz. Evet, birleştiriyoruz. Her ne kadar akü desek de yani son olarak şunu söyleyebilirim. Bu da işletmenin bir parçası olduğu için, bir fonksiyonu olduğu için doğru. Biz de oyunun içine bu verileri dahil etmek zorundayız. Böyle de yapıyoruz. Aslında bahsetmedik ama yani aslında akü deyip tabii sektörü çok içinden bilmeyenler varsa gerçekten çok büyük yatırım maliyeti olan ürünler örnek olarak söyleyeyim mertebe olarak bazıları bir araba fiyatını bile geçebiliyorlar tek başına bazı aküler. Evet. Özellikle lityum iyonda daha da yukarı çıkacak ve bunların ömrünü uzatmak ve bunların tasarrufunu takip etmek çok kıymetli çünkü bazı aküler dediğiniz gibi ayda 3-5 bin lira elektrik parası harcayabiliyorlar. Yani bu aslında çoğu işletmede ayrıca ölçülmüyor. Biz eskiden arabamıza ya da şirket araçlarına ya da kamyonlara takip ediyoruz onların yakıt tüketimlerini yakından kolayca artık. Ama elektrikte onu ayrı sayaçlarda göremediğimiz için oradaki tasarrufları kaçırabiliyoruz. Ben sizin firmanızda bunu çok iyi yaptığınızı görüyorum. Ama birçok yerde bu maalesef havuzdan harcandığı için... ortak harcandığı için pek analizi yapılamayabiliyor. Bu aslında tasarruf edilen miktarlar gerçekten ciddi miktarlar olabiliyor. Burada sizin bir sorunuz vardı. Burada şarj hızları çok önemli hale gelecek gelecekte. Evet. Zaten otomotiv sektörü de aynı durumda. Sadece şarj cihazları değil,
o şarj cihazlarına altyapı sağlayan şebekelerin, özellikle bu yollarda ya da dağıtılmış şarj noktalarında sorunlar tartışılıyor zaten tüm dünyada. Burada Nusret Bey'e şunu sorabilirim. Yani daha büyük şarj cihazlarına ihtiyaç var gördüğünüz gibi. Bu konuda Fronius'un yakın zamanda çalışmaları var mı? Çünkü artık aküler, büyük aküler daha büyük şarj cihazı akımlarını kabul edebiliyorlar. Ve kaliteli yüksek akım sağlayan şarj cihazları, evriciler sizin gündeminizde var mı diye sorabilirim kapanıştan önce. Çok güzel bir soru. Zaten işimiz bu diyelim. Evet. Şu an hakikaten biz Avusturya merkezli bir firmayız. Tüm Ar-Ge ve üretim çalışmalarımız orada yapılmakta ve sadece 600 tane Ar-Ge mühendisi, Ar-Ge çalışanı bizim Ar-Ge merkezimizde çalışmakta. Ve şu andaki çok sıcak konu da bu. Burak Bey'in sormuş olduğu yüksek kapasiteler, yüksek kapasitelerdeki aküler ileride nasıl şarj edilir? Lityum iyon olursa ne olur? Bir seri ürün çıktı ama bu yetmiyor. Güçler giderek yükselecek. Öyle bir trend var ve Fronius da buna uygun çözümleri üzerinde şu an çalışıyor. Yakın bir gelecekte bunlarla ilgili ürün lansmanları, şeyleri yapılacak, tanıtımları yapılacak. Tabii şimdi elektrikli araçlar, elektrikli makineler hakikaten çok gündemde. Gücü depolamak, enerjiyi depolamak en büyük problem. Özellikle elektrikli lojistik makineleri sektörüne geldiğimizde günümüze kadar işte bir örneğin forklift alınırdı. İçinde bir akü. Akü şarj cihazı ise hiç önemsenmezdi. Sistemin en küçük parçası belki. Belki sistem evet, nispeten oransal olarak maliyeti, yatırım maliyeti olarak en düşük orana sahip bir ürün. Ama işletme maliyeti açısından işte az önce konuştuk, enerji maliyeti, yani bizim bu yüksek teknoloji kullandığı ürünlere göre, yani çok abartısız söylüyorum, en az yani %30'lar mertebesinde bir enerji tasarrufu söz konusu. Ki Burak Bey bunun net rakamını da verdi maliyet analizlerinde. Doğru, bu şekilde doğrulandığını da düşünüyorum. Bunun yanı sıra oldukça fazla şu anda işletmeler risk altında. Ortaya çıkan hidrojenle yangın riskleri, hatta riski bırakın yangın çıkan o kadar çok fabrika var ki. Dolayısıyla bütün bunlar düşünülüyor. Bir de akünün bakım maliyetleri var. Yani onu gene Burak Bey'e atıfta bulunuyorum. Bunu çok güzel hesapladığından eminim. Sırf bakım maliyeti, akünün ömrü gibi bir takım ekstra maliyetler işletmelere çok ciddi anlamda külfet olmakta. Dolayısıyla bu yeni nesil, yani hem güçleri artırmak hem lityum iyon ve yeni teknolojilere yönelik şarj cihazları üretirken işletmelere bu anlamda maliyet azaltıcı çözümlerimizle de beraber sunumlar yapmaktayız. Şimdi güçler artıyor. Güce başka bir sektörden örnek vereyim. Gene benzer. Yani sadece kapalı alanda değil, açık alanda da yüksek güçlere artık ihtiyaç var. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir ürün lansmanına katıldım. Türkiye'nin önemli iş makineleri üreticilerinden bir tanesi, ekskavatör dediğimiz bir ürünü, işte kazıyacak, toprak kazıyacak, bayağı güç harcayacağı bir şey. İlk defa elektrikli bir prototipini yaptı. 8 saatlik bir şarjla, bir full şarjla 8 saatlik kesintisiz çalışma yapabilecek bir ürün geliştirdi ve bunu da sundu. Dolayısıyla kapalı alan lojistiği, açık alandaki bu tip uygulamalar, ki elektrikli araçlar, otomotiv sektörü bambaşka bir dünya. Hepsinde elektriğin depolanması ve depolanan akülerin de şarj edilmesi önümüzdeki süreçte çok daha önemli unsurlar haline gelecek. İşte bu konularda lityum ve türevlerinin kullanıldığı aküleri üretmek çok önemli. Ama bunları bu saydığımız özelliklere sahip şarj cihazlarıyla da düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla sistemi bir paket halinde düşünmek
gerekmekte. Bundan önce işte her şey ayrı ayrı alınıp bir araya getiriliyordu. Hayır. Bundan sonraki trend de artık bir paket halinde gerek bu ürünleri satanlar, gerek üretenler bir araya gelerek forklift, işte lojistik iş makinesi, akü ve akü şarj cihazı bir paket olarak müşterilerine sunmalı. Müşteriler de, kullanıcılar da bu şekilde talep edileceği bir geleceğe doğru ilerliyor. İşte Froyus burada son cümlelerimi bitiriyorum. Herhalde vaktimiz daraldı. İşte evet. Froyus 1945'ten beri bunlar için uğraş veriyor. Bu konuda oldukça yüksek deneyimini yenilikli çözümler üreterek piyasaya sunuyor. Aktif invertör teknolojisi dediğimiz ideal bir şarj prosesini garanti ediyoruz. Yenilikçi yazılım şarj özelliğimizle de akünün yaşına, sıcaklığına ve şarj durumuna göre şarj cihazımız kendini adapte ediyor. Yani harala gürele aküyü şarj edip onu hırpalamaktansa akünün durumu nedir? Onu bir ölçüyor ve ona göre şarjını aslında burada Burak Bey'e ürünlerine inanılmaz katkıda bulunuyor. Dolayısıyla benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sorular olursa onlara da cevaplarım. Burada şöyle bir şey ekleyeceğim. Aslında Burak Bey demin söyledi. Aslında akünün bakımı şarjlamayla başlıyor. Aslında evet, özet olarak. Doğru şarjlama gerçekten de toplam yatırımın en küçük parçası olmasına rağmen %2-3-5 mertebesinde şarj cihazı. Ama dışarıdan yeni iyi bir telefon aldığımızda otobanda satılan şarj cihazıyla şarj etmiyoruz. Etmememiz lazım eğer ömrünü düşünüyorsak. Çünkü içinde bir teknoloji var, bir yazılım var, bir değer var. Ben artık bu lojistikteki yatırımların bir proje, bir üretim yatırımı gibi ele alınması, bir ekipman satın alınma gibi yapılmaması yönündeki yaklaşımı görüyorum her firmada artık yavaş yavaş. Ya ben 20 tane forklift alayım değil, aslında o bir fabrikanın bir parçası, üretim hattının bir parçası. Her ne kadar yardımcı üretim ekipmanı da olsa ve ciddi maliyetleri var. Ve ölçülemeyen, ayrı ölçülemeyen elektrik ve bakım maliyetlerini ayrıca ölçülüp oradaki kazançların hesaplanması, satın alma kararından önce masaya yatırılması çok çok önemli. Ve Türkiye'de çoğu firma bu yönde ilerliyor. Ben açıkçası geleceğimizde bunların daha dikkate alınacağını, Kastamonu Entegre gibi diğer firmaların da bu konuda atılımlar yapacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Süremizin sonuna gelmeden önce bir 5 dakikamız daha var galiba. Evet, bir 5-10 dakikamız daha var. Burada bu ben 45'te bitiyor diye şey yaptım ama Burak Bey'e son bir şey sormak istiyorum. Siz burada bunun dışında güneş enerjisi konusunda da yatırımları olan bir grupsunuz. Çünkü ciddi sayıda fabrikanız, deponuz ve çatınız var. Bu konuda genel olarak, yani konumuzun tam içinde değil ama sonuçta enerji verimliliği ve konusu. Burada bir kısaca bahsetme imkanınız olur mu? Olur tabii. Biz güneş enerjisini fabrikalarımızın iş tüketimi için kullanıyoruz. Yani her ne kadar bizim iş tüketimimizi tam olarak sağlamasa da gene aynı şeyi söyleyeceğim. Kastamonu Entegre ağaç üreticisi olarak gözükse de aslında çok iyi bir elektrik üreticisi. Bizim her fabrikamızda doğalgaz türbinleri var. Çok iyi bir enerji satıcısı ve bir enerji alıcısı ve enerjiyi çok iyi kullanan bir firma. Yani Türkiye'de şu anda yaklaşık 30 tane verimlilik arttırıcı projesi, bu VAP olarak bilinen projenin hepsini Kastamonu Entegre kendi imkanlarıyla yaptı. Türkiye'deki en çok VAP yapan iki firma varsa bir tanesi Kastamonu Entegre'dir bu alanda. Kendi enerji yönetim sistemimiz var. Çatılarımızı olabildiğince güneş paneliyle doldurma gibi bir vizyonumuz da var. Yani misyonumuz da var. Bunun için de 2021 yılında bu şekilde çalışma yapıyoruz. Hatta şu konuyla da birleştirmek istiyorum ben, bu aküyle alakalı. Şimdi biz bu kurşunsuz aküleri, dediğim gibi bizim bir hacimli bir akü grubumuz var. Yani bizim hep konuştuğumuz şeyler 8 ton kaldırma kapasiteli aküler ama bizim tabii 5 ton ve 3 tonlarımızı aldığımız zaman adet olarak vurduğunuz zaman 500 adet bir akü grubu olmuş oluyor ve bunlar bir anda boşa çıktığı zaman çok büyük bir hurda grubu oluyor. Doğru. Şimdi bu hurda grubunun fiyatı, bunun da bir fiyatı var.
Hurdanın fiyatı aslında toplam yatırım maliyetinin %40'ı gibi bir bedel. Bu çok bilinen bir değer olduğu için açıkça söyleyebiliyorum. Doğru. Yani 10 birimlik bir akü aldığınız zaman bunun hurda bedeli 4 birimdir. Geri verdiğiniz zaman. Ama bu 4 birimlik bedelin akünün %60 veya 50 veya 30 kapasite olduğuna bakmadan kilosuna bakılır. Biz de şunu düşündük. Yani biz bu %60 kapasiteli işte bizim nerede yarı yolda bırakıp bırakmayacağını bildiğimiz aküleri son nefesine kadar nerede kullanabiliriz diye bir proje ürettik kendi içimizde. Biz de bunu enerji depolamada kullanabiliriz. Böyle bir altyapı kurabiliriz. İşte elektriğin ucuz olduğu saatlerde bunları şarj edebiliriz. Jeneratörlerin yerine kullanabiliriz. Kesinlikle. Artık tamam biz çalışamıyoruz. UPS'leri destekleyebilirsiniz. UPS'lerinizi desteklersiniz. Ama burada gene ben hem de Nusret Bey'in burada olması vesilesiyle belirtmiş olayım. Bir directional converter bulamadık. Yani bu konuda da piyasada bir açık var. Çünkü lityum da evet. Olsa bu işin geri dönüşümü gene bir problem olacak. Bununla alakalı Avrupa Birliği'ne de bir proje vermiştik aslında lityum akülerin second çevrim olarak, ikinci çevrim olarak kullanılması için hakkında. Ama gene böyle bilindik. Şarj cihazı üretilerinde enerjiyi hem şebekeden aküye hem de aküden şebekeye aynı anda aktarabilen bir ürünün olmadığını gördük. Henüz yok Nusret Bey, yani, öyle biliyorum. Ölüyorum şu anda. Şimdi solar biriminin 24 saat güneş diye bir sloganı var. Bu kapsamda bir gelişme var mı Nusret Bey güncel? Tabii. Şimdi firma olarak Fronius'un hakikaten işte Burak Beyler Kastamonu Entegre biz ağaç firmasıyız diyor. Yani yeşil, Fronius da yeşile çok saygılı ve hayali şu, yani gelecekte bir gün bütün enerji üretiminin %100 yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilebildiği bir dünya düşünüyor Fronius. Ve bu doğrultuda da ürünlerini geliştiriyor. İşte konumuz olan lojistik makinalarıyla ilgili güneşten enerjimizi üreteceğiz. Ürettiğimiz enerjiyle de hem fabrikamızın ihtiyaçlarını gidereceğiz hem de akülerimizi şarj edeceğiz. Bununla ilgili Avrupa'da çeşitli şeyler kurulmaya başlandı. Örnek projeler. Türkiye'de de umarım ilk fırsatta belki Burak Beylerle bunu yaparız. Zaten güneş yatırımları var. Bu konuda da ayrıntılı bilgileri önümüzdeki dönemde, önümüzdeki yıllarda piyasayla paylaşmış olacağız. Şu an çok güzel pilot projelerimiz oluştu. Bunları da yavaş yavaş yayacağız ülkemize de. Son bir fuarda vardı galiba bu Burak Bey'in bahsettiği bir konsept tasarım bir fuarda Fronius'ta geçen sene vardı galiba. Güneşten direkt aküyü şarj etme gibi. Henüz taleple ilgili herhalde. Talep ve ölçekle ilgili bir şey var. Ben Fronius'un üretebileceğini, böyle bir ürün geliştirebileceğini düşünüyorum ama taleple ilgili. Böyle bir tabii konsept var ama biraz daha belki zamana ihtiyaç olabilir. Belki biraz da önce belki Avrupa ya da diğer daha gelişmiş ülkelerde bunlar daha ön plana çıkıyor ama sırayla belli bir faz farkıyla ülkemize de gelecektir diye düşünüyorum. Evet. Peki bu EV charge'larla ilgili bir konu var mı Fronius'un ürün yelpazesinde öyle bir gelişme ihtimali var mı? Şu an araştırma safhasında henüz çok net bir şey yok ama yani hem teknik hem işte pazar bilgileri araştırılarak eğer uygunsa, ekonomikse onunla da ilgili yakında ürünler çıkar. Ancak şu anda net bir yol haritası çizilmiş değil. Anladım. Başka ekleyeceğiniz bir şey var mı Burak Bey sizin? Benim ekleyeceğim bir şey yok. Yani sizin bana sormak istediğiniz bir şey varsa cevaplayabilirim. Onun haricinde dediğim gibi burada bu cihazların tekrar Second Life piyasası oluşması gerekiyor bu işler için tekrar. Fronius da muhtemelen bunu bekliyor. Yani sadece Fronius diye bütün şarj cihazı üreticileri. Bu piyasada oluştuktan sonra muhtemelen
bir 10 yıllık kısa vadeli bir süreçte bu yapının da ben oturacağını düşünüyorum. Olabildiğince herkese 40 kWh saat altında kurşun nasıl kullanmamalarını tavsiye ediyorum. Kesinlikle. Çünkü şarj cihazları buna müsait. Olabildiğince dizel akü kullanmak hem memleketimiz için de kötü bir durum oluyor. Enerji ithalatına sebep oluyoruz biz bu şekilde. Kesinlikle. Bunu da engellemek için elektrikliye geçmeyi ben uygun görüyorum. Hem teknik olarak hem ülkemizin ithal bir şeyi kullanmaması açısından, ülkemize fayda sağlaması açısından iyi bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hayırlı günler diliyorum. Teşekkürler, iyi günler. İyi günler, sağ olun. Teşekkür ederiz katılımlarınız için. Çok sağ olun. Cihan Bey, ufak bir konuya değinmek istiyorum. Merlin Buyurun. Enerji olarak dijital ortamda da bir standınız var zannediyorum. Evet. İzleyicilerimiz oradan da ulaşabilirler herhalde, değil mi? Bunu da hatırlatmış olalım. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi günler. Sağ olun.